15 Temmuz'dan sonra gözaltına alınarak tutuklanan, cezaevinde kanser olduğunu öğrenen, tedavi için yurt dışına gidişi geciktirilen Profesör Doktor Haluk Savaş hayatını kaybetti. Hapishanede 2 aya yakın. KYK mücadelesinin sembol ismi Savaş'ın vefatını eşi Doçent Doktor Esen Savaş sosyal medyadan "Elim birine değsin, ısıtayım üşüdüyse, boşa gitmesin son sıcaklığım" zihniyetiyle yaşamış, herkese iyilik yapmaya çalışan melek kalpli eşimi kaybettiğim ifadeleriyle duyurdu. Tüm KYK TV yayın ekibine. Kurucusu olduğu KYK TV'de yüz binlerce masumu terörist ilan edenlerin peşini bırakmayacağız mesajıyla Haluk Savaş'ın kısa süre önce gönderdiği video klibi paylaştı. Çok güzel işlere imza atıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Profesör Doktor Haluk Savaş'ın vefatı sevenlerinde büyük üzüntüye boğdu. Yürüyüşünüzü çok özleyeceğiz. Vazgeçmeyişinizi çok özleyeceğiz. Sizi çok özleyeceğiz hocam. Sosyal medyada "Hepimiz Haluk Savaş'ız" etiketiyle on binlerce mesaj paylaşıldı. Türkiye'de en çok yayını olan birkaç psikiyatri profesöründen biri olan Haluk Savaş, AKP iktidarının başlattığı cadı avının kurbanlarından biri olmuş, yargılama sonunda beraat etmişti ancak tahliyesinin hemen ardından yurt dışında tedavi için pasaport talebi KYK'lı olduğu gerekçesiyle reddedildi. Beraat etmiş, ayrıca mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmış olmasına ve kanser hastalığına rağmen rejim Haluk Hoca'nın pasaportunu vermiyordu. Yaşananları sosyal medyada duyurdu. İnanılmaz bir destek gördü. Haluk Savaş'a pasaport hashtag'i altında bir gecede 50 binden fazla paylaşım yapıldı. Ve bir gün sonra Adana Valiliği ikna oldu. Uzun uğraşlar sonucu pasaportuna kavuşmuştu ama çok geç kalınmıştı. Bu süreçte verdiği bir röportajda "Herkes bu zulmü kimin yaptığını bilecek. Gerçek hikmet hükümet taşıyan devletlere düşen haklarını anlamak, onların acılarına çözümler üretmektir. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin henüz bu niteliklere haiz olduğunu düşünmüyorum" sözlerini kullandı. Savaş'ın cenazesi Adana Kabasakal Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından sevenlerin dualarıyla uğurlanacak. Buranın insanıyız, biz burada misafirdeyiz. 672 sayılı KYK ile görevimden uzaklaştırıldım. 15 Temmuz'dan sonra KYK ile ihraç edilip cezaevinde kansere yakalanan ve uzun süre yurt dışına çıkma mücadelesiyle gündeme gelen Profesör Haluk Savaş dualarla son yolculuğuna uğrandı. Türkiye'nin her yerinden çok sayıda KYK'lı cenaze töreni için Adana'ya gitti. Eşi Esen Savaş ve çocukları evlerinde taziyeleri kabul etti. Cenaze daha sonra Kabasakal Mezarlığı içindeki camiye götürüldü. Cenaze namazı öncesi konuşma yapan Haluk Savaş'ın oğlu Bedirhan Savaş, "Burada hep beraber babamın mirasını devralıyoruz. Umarım güzel günler hepimizi bekliyor" dedi. "Burada hep beraber babamın bir mirasını devralıyoruz ve inşallah bunu sürdüreceğiz. Umarım güzel günler hepimizi bekliyor." Sözlerim bu kadar. Savaş'ın mücadelesine başından beri destek veren HDP Milletvekili ve Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu da onurla, ahlakla, şerefle, haysiyetle hayat sürmüş bir insandır. "Hepimiz buna şahidiz" sözlerini kullandı. "Mücadeleci ruhu hiçbir zaman için bitmeyecek. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Çünkü o hayatı boyunca büyük bir mücadele sergiledi." Profesör Doktor Haluk Savaş'ın cenazesi KYK'lı İmam Mehmet Tombağ'ın kıldırdığı namazın ardından dualar ve gözyaşları eşliğinde Çukurova Kabasakal Mezarlığı'na defnedildi. Diğer yandan KYK'ların sembol ismi Profesör Haluk Savaş'ın 4 yılda yaşadığı hak ihlallerini anlatan kısa bir belgesel yayınlandı. Gözaltına alındım ve tutuklandım. KYK TV'nin Umudun Adı Haluk Savaş ismiyle yayınladığı 11 dakikalık kısa belgesel, Savaş'ın 22 Temmuz 2016'da görevinden uzaklaştırılmasından ölümüne kadar yaşadığı hak ihlallerini kendi dilinden anlatıyor. "Burada söyledim, bağıra bağıra öleceğim ve herkes bu zulmü kimin yaptığını bilecek.